Gel, daha yakın gel. Şarkül Ürdün, memleketinin payitahtı olan Amman şehrinde bir akşam refikamla beraber fakirhanemizin yanındaki tepeden mehtabı seyretmek istemiştik. Mevsimi kış olmasına rağmen hava yabis ve parlak. Gece bir güzel rüya kadar latif ve füsunkar idi. Hüsursa ülvi ve derin bir sükut içinde dolunaydan intişar eden eseri ziya altında eski Romalılardan kalma muhteşem harabelerin manzarası kahir bir hüzn ile vicdanı dokunuyor. Ve her şeyin sonu hiçtir düsturunun en bedihi misalini arz ediyordu. Halbuki bu gibi manzaralara kim bilir kaç bin asırdan beri lakayt bakıp gülümseyen mehtap bana 15 sene, 20 sene evvelki hayatımı hatırlattı ve yukarıki şiirin hemen her cümlesini refikama söyledim. 2 gün sonra da o söylediklerimi aynen yazdım. Yukarıki şiir, Mehtap gecesi söylediklerimin nazmen ifadesidir. Amman, Tevrat'ın Rabbat Ammen dediği meşhur şehirdir. Romalıların himayesi altında bulunduğu zamanlar Dekopolis yani Birleşmiş 10 Şehir diye maruf olan bir grupta dahil ve Rumlarla meskundu. İsmi Philadelphon idi ve o zamanlar Büyük İskender'den sonra Mısır hükümdarı olan kumandan 1. Ptolemy'nin oğlu 2. Ptolemy Philadelph namına bina edilmişti. Yahudilere hürriyet veren bu idi. Bu gece yine bir garip hüznüm var. Sohbetinle yaşat hatıratımı. Gamla bunalmasın. Birkaç günüm var. Şenlendir şu bezgin hissiyatımı. Değil mi bir zaman genç idim, şendim. Dilberler içinde seni beğendim. Gel nazlı sevgilim, gel dil pesendim. Bana naklet geçen şen hayatımı. O güzel başını göğsüme daya, hasretle bakalım şu dolunaya. Neşe-i hüsnünle gel, doya doya, bir daha göreyim kainatımı. Amman 16 Kanuni Sani 1926. Serzeniş. Bu manzume şekil ve eda itibariyle koşma tarzında söylenmişti. İfadesi sarihtir, izah istemez. Vaktiyle bir genç hanıma serzeniş olarak yazılmıştı. Bu şiir merhum Rakım Hoca tarafından Hicaz makamından bestelenmişti. Yürü, hey bir vefa hercai güzel. Gönlüm o sevdadan vazgeldi, geçti. Soldu açılmadan goncayı emel. Sonbahara erdik, yaz geldi, geçti. Sana şerh ederken hicranı aşkı, dizinde okudum destanı aşkı. Buselerle aldım peymanı aşkı. Unutma, arada söz geldi, geçti. Hüsnünle bu kadar niçin övündün? Bir yanar ateştin, sinemde söndün. Ahdu peyman ettin, sözünden döndün. O da bir hevesmiş, tez geldi geçti. Bebek, 28 Ağustos 1331.
Yeah.